Efendim saat 03:54'ü gösteriyor. Tüm güncel verilerle karşınızdayız. Öncelikle açılan sandık oranına bakalım. Cumhurbaşkanlığı'nda 13. Türkiye 13. Cumhurbaşkanlığını seçiyor. Açılan sandık oranı %97,6 oldu. Demin %96'daydı. Şu an itibariyle %97.6 oldu. Recep Tayyip Erdoğan ee, şu ana kadar %49 açılan sandık oranına göre şu ana kadar %49.38 Muharrem İnce %0.43 Kemal Kılıçdaroğlu %44.97 Sinan, ona, Sinan, Sinan Oğan %5.24 oldu. Peki milletvekilinin sandık oranında son durum ne? O bir taraftan da oraya bakalım. Cumhur İttifakı %49.32 Millet İttifakı %35.19 Emek İttifakı %10.44 Memleket Partisi yüzde 0.92, Zafer Partisi ise yüzde 2.22 oldu. E geçelim büyük şehirlerimize. Büyük şehirlerimizde son durumla Bir yandan da onları takip edelim. Büyük şehirlerimiz gelecek şimdi ekranlara. İstanbul'a başlayabiliriz. Evet, Cumhurbaşkanlığı Genel Seçiminde demin bahsettik. Bu tarafta da. Cumhur İttifakı %46, İstanbul'da %46.39, Millet Millet İttifakı %36.70, Emek İttifakı %12.04, Memleket Partisi %1.01, Zafer Partisi %2.66. Cumhurbaşkanlığında İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan %46.74, Muharrem İnce %0.28, Kemal Kılıçdaroğlu %48.46, Sinan Oğansa %44.50 oranında oy aldı. Şu ana kadar %99.2 oranında Cumhurbaşkanlığı seçiminde İstanbul'da açılan sandık oranı. Bu oran milletvekilinde zannediyorum yine 96'lardaydı. Şimdi Ankara'ya bakalım. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde açılan sandık oranı %99.8. Recep Tayyip Erdoğan bu sandıkta Ankara'daki sandıklarda %46.05, Muharrem İnce %0.29, Kemal Kılıçdaroğlu ise %47.25, Sinan Oğan %0, %6, %6.39. Bir yandan da milletvekili oranına bakalım. Ankara'da açılan sandık oranı %99.7. Son demler belki sabaha kadar da son sonuçlar çıkmış olacak. Peki Cumhur İttifakı'nda milletvekili dağılımı nasıl olacak? Komple Ankara'da nasıl olacak ittifaklardaki oy oranı dağılımı? Cumhur İttifakı'nda %46.53, Millet İttifakı'nda %43.68... Emek İttifakı %4.16, Memleket Partisi %0.98, Zafer Partisi ise %3.36. Bakalım bir diğer büyük şehrimize. Orada son durum ne? Açılan sandık oranı ne? Bir de ona oraya bakalım. İzmir. İzmir'de açılan sandık oranı şu an itibariyle %99.8. Cumhurbaşkanlığında İzmir'de açılan sandık oranından bahsediyoruz. %99.8. Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de %31.48. Muharrem İnce %0.48. Kemal Kılıçdaroğlu %63.27, Sinan Oğan ise İzmir'de %4.75 oranında oy aldı. Peki milletvekili dağılımında son durum ne? Oraya da bakalım. Açılan sandık oranı İzmir'de milletvekili seçimlerinde %99.7. Demin de bahsettiğim gibi son demler sabaha kadar belki de bu nihai %100'e ulaşmış olabilir. Elbette süreç biraz daha uzayabilir ama nihai sonuca yakın, en yakın sonucu yine biz burada veriyor olacağız. Cumhur İttifakı'nda İzmir Milletvekili dağılımında %31.38, Millet, Millet İttifakı bu payda %58.94, Emek İttifakı %10.19, Memleket Partisi %1. Diğer şehirlerimizde son durum ne? Onlardan itibariyle şimdi ekranlarınıza gelecek. Antalya açılan sandık oranı yüzde %99.9. Cumhurbaşkanlığı seçiminde açılan sandık oranı bu. Ve Recep Tayyip Erdoğan %39.84 oy oranıyla... Muharrem İnce ise %0.58, Kemal Kılıçdaroğlu %53.12, Sinan Oğan ise Antalya'da %6.43. Peki milletvekili dağılımında açılan sandık oranı ise orada da %99.9. Cumhur İttifakı'nda ise bu oran Cumhur İttifakı'nda ilk orandan bahsedelim. %40.63 Millet İttifakı'nda %44.03 Emek İttifakı %9.35 Memleket Partisi %1.33 Zafer Partisi ise %2.84 Bir diğer ilimize bakalım. Orada son durum ne? Balıkesir. Balıkesir'de şu an itibariyle açılan sandık oranı %100. Bütün sandıklar açıldı. ...ve nihai sonuçlar da artık geldi diyebiliriz. Tabi sabaha kadar da bu oranlar küçük değişiklikler olabilir. Ama nihayet %100 oranında açıldı Balıkesir'de sandıklar. Recep Tayyip Erdoğan %45.07, Muharrem İnce %0.67, Kemal Kılıçdaroğlu %48.66, Sinan Oğan %5.58. Balıkesir'de de milletvekili seçimlerinde açılan sandık oranı yine %100... Cumhur İttifakı %45.39, Millet İttifakı %46.55, Emek İttifakı %3.27... Memleket Partisi %1.21, Zafer Partisi ise %2.04. Bakalım diğer şehirlerimizde son durum ne? Onlarda açılan sandık oranı ne? Bursa. Bursa'da da sandıklar açılan sandık oranı %99.9. belki çok az bir sandık kaldı. Onlar da sayılıyordur şu an itibarıyla. Bursa'da seçimlerde son durum ne ona bakalım şimdi Recep Tayyip Erdoğan %51.47 Muharrem İnce %0.45 Kemal Kılıçdaroğlu %40.61 Sinan Oğansa %7.45 milletvekili dağılımında da bakalım oy oranlarına bakalım daha ziyade açılan sandık oranı Bursa'da orada da %99.9 Cumhur İttifakı %51.87 Millet İttifakı %36.54 Emek İttifakı %5.02 Memleket Partisi %1.33 Zafer Partisi ise %3.63 Peki geçtiğimiz saatlerde YSK Başkanı da Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener de açıklamalarda bulundu saat 02.25 itibariyle sandıkların %91,93'ünün açıldığını belirtti Yener. Recep Tayyip Erdoğan'ın bu saatteki aldığı oy oranı ise %49,49 49. 49. Kemal Kılıçdaroğlu'nun %44,79 oy oranına sahip olduğunu ifade etti. Saat 02.25 itibariyle toplam sandıklarda açılma oranı %91.93 olup Yurt içi sandıklarda açılma oranı %94.68. Yurt dışı sandıklarda açılma oranı ise %36.85'tir. Bu verilere göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan %49.49, .49, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu %44.79, Sayın Sinan Oğan %5.29, Sayın Muharrem İnce %0.43 oy oranına sahiptir. Ayrıca milletvekili seçimlerinde ise şu an itibarıyla %7'lik ülke barajını geçen siyasi partilerimiz Cumhur İttifakı'nda Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi, Millet İttifakı'nda Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti, Emek ve Özgürlük İttifakı'nda Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi ve Türkiye İşçi Partisi'dir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur arkadaşlar.